Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan misyonerlik faaliyetleri son günlerde gördüğümüz kadarıyla tekrar hız kazanmaya mı başladı acaba diye düşünmekte kendimizi alamıyoruz. Bu soruyu niçin soruyoruz? Dün bir Ordu ilinde bir haberle baktık. Bu haber neticesinde bir vatandaşımıza istemediği halde İncil ve Hristiyanlığı övücü çeşitli kitapların geldiğini basından öğrendik. Bu vatandaşımızla irtibata geçtik. Kendisine bunun nasıl olduğu şeklinde bilgi aldık. Bu bilgi neticesinde de kendisinin bir talebi olmadığını ve bu yapılan işten dolayı da gönderilen bu kargodan dolayı da üzüntü duyduğunu dile getirdi. Biz de kendisine şunu teklif ettik. Eğer müsaade ederseniz biz arkadaşlarımızı size yönlendirelim ve Ankara'dan da size Kur'an-ı Kerim Mali ve İlmihal Diyanet İşleri Başkanlığımızın İlmihal'ini gönderelim diye kendisinden izin istedik. Kendisine arkadaşlarımız vasıtasıyla hem Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığımız yayınlarını teslim ettik. Hem de Ankara'dan kargoyla kendisine ilettik. Tabi burada şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sıkıntı da vatandaşlarımızın istemediği halde İncil, yani kendilerinin sahip olmadığı, kendilerinin